bu tuzağa siz düşüyorsunuz, vatandaşın düşmeme şansı yok mu? Hiç yok. Ben 280 diye işte telefonla pazarlıkta 250 bin liraya düşüyor. Bedava peynir para kapandı diye boşuna demiyorlar. Mikail Özçelik ikinci el araç dolandırıcılarının son kurbanlarından. Özçelik ilanlardan piyasa değerinin altında iki otomobil gördü. Kapora göndermek için satıcıdan araçların ruhsatlarını istedi. Gerçeğinden ayırt edilemeyen ruhsatları görünce de inandı, kaporayı gönderdi. Hesap numarasıyla ruhsattaki isimle aynı olunca kimse şüphelenmiyor. Herkes kapora atıyor. Bir hafta içinde toplayabildiği kadar, dolandırabildiği kadar insana dolandırıyor, paraları topluyor. Sonra ilanı da kaldırıyor. Yani aynı otomobili bir değil, belki de bir sürü garajcıya mı? Belki de bin kişiye. Dolandırıcılar tezgahlarını hayata geçirmek için önce ruhsat avına çıkıyor. Satılık ilanı verilen araçların sahipleri aranıyor. Alıcı olduklarını kapora göndermek için ruhsatın kopyasını görmek istediklerini söylüyorlar. Amaç o ruhsatları bir sonraki adımları için kopyalamak. Sonra o ruhsatta sizin isminizi, soy isminizi siliyor. Kendi ismini, soy ismini sahtecilikle yapıyor. İşte oyun da tam da burada başlıyor. Kapora yatırdıktan sonra araç sahibinden dolandırıcılar ilanı kaldırmasını istiyor. İlanı kaldırıyor. Ancak aracın bütün bilgileri, ruhsat bilgileri ilandan kopyalanıyor. Ardından dolandırıcılar o otomobili, hayali otomobili tekrar ilana koyuyorlar. Daha düşük olunca galericiler hemen o kişiyle o otomobili daha ucuz almak için iletişime geçiyor. Sadece garajlar değil, vatandaş da arıyor. İşte diyor ki ama şu an şehir dışındayım, aracı size gösteremem ama çok arayan var diyor. Vatandaş araç kaçmasın veya galerici araç kaçmasın diye diyor ki kapora atayım size. Burada alıcıyı sahte ruhsatı göndererek kandırıyorlar. Mikail Özçelik galerici olmasına rağmen bu tuzağa düşenlerden. Dolandırıcılara 10 bin lira gönderdi ama sonrasında onlara ulaşamadı. Siz de bakıyorsunuz ucuz ya da vatandaş bakıyor evet, ucuz. Ucuz. Alacağız, kar edeceğiz. Bedava peynir fare kapanımda diye boşuna demiyorlar. Sahte ruhsat tuzağıyla dolandırılmamak için yapılması gereken basit. Görmediğiniz, dokunmadığınız, sahibinden emin olmadığınız araç için kapora ödemesi yapmayın. Size garantidir.